Çinliler yine şaşırtmadı. Orijinali çıkmadan replikasını çıkardılar, Türkiye'ye bile gönderdiler. Karşınızda DT Watch X modeli. Arkadaşlar biliyorsunuz Apple Watch 10 yani Apple Watch X e, ön satışa çıktı ancak henüz Türkiye'ye ulaşmadı. Ama orijinali çıkmadan önce Çinliler replikasını çıkardılar ve gönderdiler arkadaşlar. Karşınızda DT Watch X modeli dedik. E, bu modelin şimdi detaylı bir incelemesini yapacağız modeli satın alabileceğiniz satış bağlantıları videonun açıklama kısmında bulunacak arkadaşlar. Modelin içeriğinde gerçekten oldukça dolu dolu özellikler bulunuyor. En başta bunu söyleyeyim sonra teknik detaylara verip kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Saatimizde 2.06 inç AMOLED bir ekran bulunuyor. Gerçekten oldukça kaliteli bir AMOLED ekrana sahip cihazımız. Bluetooth versiyonu olarak 5.3 Bluetooth versiyonu kullanmışlar bu cihazda ve ürünün batarya performansına da videonun ilerleyen dakikalarına değineceğiz. Bu ürünle her türlü sosyal medya bildirimlerini alabiliyorsunuz. Telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. İçerisinde bir galeri özelliği var arkadaşlar. Fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Yüklemiş olduğunuz fotoğrafları görüntüleyebiliyorsunuz. Video yükleyebiliyorsunuz. Bu videoları izleyebiliyorsunuz. Ve oldukça akıcı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Bir bluetooth kulaklık bağlayıp telefona ihtiyaç duymadan müzik dinleyebiliyorsunuz. İçerisine müzik ekleyebiliyorsunuz ve oldukça farklı, sürekli açık ekran kadranları bulunmakta. Sürekli açık bir şekilde şu kadranları ekranda gördüğünüz kısımlarını kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünün beğenmediğiniz kadranları silme gibi bir özelliği de var arkadaşlar. Biliyorsunuz her replikada bulunmuyor bu. Bu özellik de bu saatimizde bulunuyor. Ekran parlaklığı gerçekten oldukça iyi. Güneş altında da gayet yetecek bir ve net bir şekilde ekranı size sunabiliyor arkadaşlar. Yine bu ürünle birlikte spor takiplerinizi, spor kayıtlarınızı, nabız ölçümü, kandaki oksijen miktarı ölçümü gibi ölçümlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu videoda birçok detaylı testlerini yapacağız. Eğer almayı düşünürseniz videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelin kutu açılışını yapalım ve bu saati daha yakından tanıyalım. Saati satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Yan tarafında bazı uygulama özelliklerinden bahsedilmiş. Arka tarafta uygulamanın kare kodu bulunmakta. Onun dışında herhangi bir detay bulunmuyor. Kutu içeriği olarak bir adet kullanım kılavuzu. Saatimizin kendisi. Ve bir adet mıknatıslı manyetik şarj aleti ile birlikte geliyor. Wireless şarj aleti gibi gözüküyor ancak burada pin kısımları bulunmakta. Böyle koyduğunuz zaman arkadaşlar saati hem şarj edebiliyorsunuz hem de bilgisayar üzerinden görüntü aktarımı da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle bir özelliği de bulunmakta bu şarj aletinin. Saati şöyle fiziksel olarak incelediğimiz zaman arkadaşlar sanki bir miktar gerçekten hani orijinalinde olduğu gibi inceltme yapmaya çalışmışlar gibi duruyor. Ancak çok da hissedilmiyor açıkçası. Ee, bu kısımda hoparlör bölümü bulunmakta. Bu hoparlörleri orijinaline uygun şekilde yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten güzel. Ee, bu arka tarafı nasıl olacak çok göremedik e, tanıtımlarda ama arka tarafını bu şekilde yapmışlar. Yine kordon kilitleme özellikleri bulunmakta. Bu şekilde basılı tutup kordonu çıkarabilirsiniz ve tekrar taktığınız zaman da kordon buraya sağlam bir şekilde oturuyor ve çıkmıyor arkadaşlar ve sensör kısımları bulunmakta sağ tarafta yine iki adet fiziksel tuşumuz orta tarafta bir adet mikrofonumuz bulunmakta ve saatimizi şöyle bir incelemeye başlayalım artık çok fazla hareketli kadran seçeneği dikkatimi çekti arkadaşlar şöyle gösterelim çok fazla hareketli kadran tarzları bulunmakta gerekli gereksiz bazıları e, manasız kadranlar bazıları da bu şekilde güzel kadranlar mesela şu e, kadranın çok yakıştığını söyleyebilirim bu saat arkadaşlar. E, şöyle baktığımız zaman da yine hareketli güzel kadran seçenekleri bulunuyor. Mesela orijinalinde bulunan e, kadrana oldukça benzeyen bir kadran tarzı karşımıza çıkıyor. Şöyle kadranların hepsini bitirelim. E, bir kısmı da bu şekilde hareketli kadranlar Güzel yani hissiyat olarak güzel hissettiriyor kullandığınız zaman içerisinde. Şöyle bazı kadranlara bastığınız zaman bu şekilde renkler değişebiliyor. Tek tek deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir kısımda da herhangi bir renk değişimi yok ama bastığınız zaman bazıları bu şekilde renk değiştiriyor. Hani e, kasa yapısı olarak e, orijinal Apple Watch 10 e, gördüğüm kadarıyla biraz daha uzundu arkadaşlar. Bunu biraz daha e, yanlardan geniş yapmışlar gibi hissettim. Ee, geldiği zaman yani ürünü eline, elimize aldığımız zaman bir karşılaştırma yapma şansımız var ama şu an için böyle bir yapısı bulunmakta. Ürünün üst kram tekeri bir kere bastığımız zaman menüye giriyoruz. Bu menüde bu şekilde e, teker aracılığıyla gezme şansımız bulunmakta. 2 adet menü seçeneği bulunuyor arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğim zaman gelen bildirimlere, aşağıdan yukarı doğru çektiğim zaman burada widget kısımlarına ulaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz widgetlar bulunmakta. Kısa yollar. Yine bulunuyor. Elimizi sola doğru çektiğimiz zaman burada kartlar bölümü var. Ee, bu kartlar bölümünü yine sağa doğru çektiğimiz zaman da farklı kartlara geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde menü akıcılığı olarak da gördüğünüz üzere gayet akıcı olduğunu söyleyebilirim. DT firması zaten hani akıcılık noktasında çok fazla bir sıkıntı çıkartmayan bir firma arkadaşlar. Saatin kolda duruşu bu şekilde arkadaşlar. İncelik olarak şöyle gösterelim kolumuzu çevirdiğimiz anda ekran bu şekilde uyanıyor arkadaşlar. Şöyle tekrar uyan marketini gösterelim sizlere. Elimizi bu şekilde kapattığımız zaman bu şekilde kapattığımız zaman ekranı kapatabiliyoruz ve uyan marketine vermiş olduğu tepkiler bence gayet iyi seviyede. Kolda duruşu da zaten bir Apple Watch replikası olduğu için oldukça şık. Bir arama geldiği zaman rehberinize kaydetmeseniz dahi arayan kişinin ismini gösterebiliyor. Bu arada 2000 adet kişiyi de rehberine kaydedebiliyor saatimiz. Şimdi bir arama gerçekleştirelim ve saatimizin hoparlör performansına bakalım. Direkt saat üzerinden arıyorum. <laughs> Değerli müşterimiz, kişisel verilerinizin korunması kanunu hakkındaki aydınlatma yazımızı dinlemek için 1'i, dinlemeden devam etmek için 2'yi tuşlayınız. 10 Eylül 2023 tarihinde dijital şifrenizin geçerlilik süresi dolmuştur. 1'i tuşlayarak yeni dijital şifrenizi oluşturabilirsiniz. Evet şu an sesimi... DT Watch X isimli akıllı saatimizin Apple Watch 10 replikamızın e, mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşıya bu şekilde ulaşacak. Bu kayıt da direkt bir telefon görüşmesinden alınmış bir kayıttır arkadaşlar. Yani e, bu e, kayıt size bir telefon görüşmesinde sesin karşıya nasıl gideceğine dair net bir bilgi verecektir. Mikrofonlarımızın performansı bu şekilde. Bu arada Teknoanem YouTube kanalımızda. E, takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyerek bu kaydı burada sonlandırıyorum. Saate bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik olarak uyanmıyor. Ancak kolumuzu çevirdiğimiz zaman gelen bildirimi bu şekilde asıl olarak ekranda görüyoruz. Ve çoğu zaman bildirimin sonuna kadar okuyabiliyoruz. Ee, bir emoji desteğimiz bulunmuyor. Bu şekilde emojileri kare şeklinde gösteriyor. Herhangi bir bildirim gruplama özelliği de yok. Bu görmüş olduğunuz bildirimlerin hepsi Telegram üzerinden geldi. Bildirimlerin hepsini alt alta dizmiş durumda. İsterseniz bu bildirimlerin hepsini bu üst kısımdan silebilirsiniz ya da tek tek içerisine girip silme özelliği var mı diye bakalım. Yok arkadaşlar tek tek silemiyoruz. Bu şekilde en üst kısımdan bildirimlerin tamamını silebiliriz. Bildirim tutarlılığı açısından iyi bir bildirim tutarlılığı olduğunu söyleyebilirim. Gelelim merak edilen batarya performansına saatimizde normal bir kullanıcı için arkadaşlar ortalama 2 ila 3 gün civarında süren bir batarya performansı bulunmakta. Yani normal bir kullanıcı 3 gün, 4 gün civarında bu ürünü kullanabilir. Yoğun kullananlar da 2 güne kadar bu batarya performansı bize yetecektir arkadaşlar. Orijinal bir Apple Watch ile nabız ölçüm testini gerçekleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bir süre bekledikten sonra birbirlerine yakın değerler verdiğini görüyoruz. Gelelim menü anlatımı kısmına. Üst kram tekere bir kere bastığımız zaman menüye ulaşıyoruz. En başta etkinlik yazan bir bölüm var. Burada kaç adım attığımızı, kaç kalori yaktığımızı gösteren bir aşağı doğru animasyonlar topluluğu bulunmakta. Gayet güzel orijinaline oldukça yakın şekilde grafiklerle birlikte ürün hazırlanmış kalp atış sensörü yani nabız ölçümü, kandaki oksijen miktarı ölçümleri bulunmakta. Hareket yazan bölümde burada görmüş olduğunuz spor modları bulunuyor arkadaşlar. Yine spor yaparken bu modları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kayıt çalıştırma yazan bölümde de yapmış olduğunuz sporları buraya kaydettiği bir bölüm bulunuyor. Uyku takibi yapabiliyor, kan basıcı ölçme özelliği var. Ancak tabii ki böyle bir cihazın tansiyon ölçümünü doğru yapması mümkün değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazı arkadaşlar inatla soruyorlar, tansiyon ölçümü yapan cihaz var mı diye. Bu durum çok zor arkadaşlar. Apple'ın bile şu an üzerinde çalıştığı ancak bir türlü getiremediği bir özellikten bahsediyoruz şu an için tansiyon ölçümü yapmak pek mümkün değil teknolojik aletler üzerinde. bazı modeller var. Huawei Watch D diye bir modeli vardı. O modelde tansiyon ölçümüyle ilgili bir sertifika bulunuyor. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Hava durumu ölçüm bölümü bulunmakta. Müzik takip bölümü var arkadaşlar. Şimdi müzik takip bölümünün içerisinde şöyle bir özellik bulunuyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz noktaya bastığınız zaman Yerli mod dediğiniz zaman sadece saat üzerindeki sesleri çalabiliyoruz. Yani saatin içerisinde bir dahili hafıza var. İçerisine müzik yükleyip şöyle gösterelim. Yani çok kaliteli bir hoparlör değil ama müzik dinlememize izin veren bir hoparlörü bulunuyor. Telefon modunu açtığımız zaman ise arkadaşlar telefon üzerinden çalan müzikleri ve e, daha doğrusu çağrıları da alma özelliği buradan aktif hale geliyor arkadaşlar. Şu en alt kısımda da bir e, bluetooth aygıt bağlama özelliği bulunuyor. Burada bir kulaklığınızı bağlayıp spora gideceğiniz zaman telefonu yanınıza almayıp kendi dahili havzasında içinde bulunan müzikleri yükleyip e, telefon almadan da bir spora gidebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir özelliği bulunuyor. Burada telefon bölümünde e, gördüğünüz gibi demin burayı kapattığım için arkadaşlar şöyle gösterelim tekrar. Bunu telefon moduna almam gerekiyor. Tekrar bu bölüme geldim. Artık çağrılara izin çıktı. E, bunu bu şekilde yapmanız gerekmekte. E, burada artık çevirici bölümü var. Bir telefon numarası biliyorsanız çevirip arayabilirsiniz. Arama günlüğü yazan kısımda gelen son çağrıları görebilirsiniz. Kontaklar yazan bölümden de şöyle bastığınız zaman senkronize ediyor ve rehberinizi eşitlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde kişiyi de görüntüleyebiliyorsunuz. Direkt arama başlatabiliyorsunuz bu bölümden. Nefes egzersizi bölümü var. Burada Siri'yi aktif hale götürecek bir bölüm bulunmakta. Ee, bir alarm kurma özelliği bulunuyor. Şurada bildirimleri alma özelliği var. Bastığınız zaman bildirimlere gidiyor. Hesaplayıcı dediğimiz e, hesap makinesi bölümü, zamanlayıcı bölümü ve oyun bölümü burada bulunmakta. Şurada gördüğünüz üzere 5 adet oyun bulunuyor arkadaşlar. Şöyle oyunlara da bir bakalım. Klasik yılan oyunu. Bu şekilde sayıları toplayarak hareket eden bir oyun. Ve e, bu klasik Flappy Bird oyunu arkadaşlar şöyle bazı arkadaşların hoşuna gidiyor gerçekten hani özellikle küçük yaşta arkadaşlarımız bunları çok soruyorlar hani bu oyunların olması da saatte sonuçta ekstra kullanıcı e, kattığını gösteriyor. Burada iki adet oyun daha var şimdi uzatmamak adına göstermiyorum arkadaşlar. Burada bir ses kaydedici özelliği bulunmakta. Pusula özelliğimiz bulunuyor. Stopwatch yazan bölümden burada bu şekilde bir kronometre başlatıp burada farklı özelliklerini kullanabiliriz. Kamera yazan bölümde arkadaşlar bazı arkadaşlar bunu da soruyorlar, karıştırıyorlar. Saatin üzerinde herhangi bir kamera yok arkadaşlar. Telefonun üzerindeki kamerayı da bize gösteremiyor. Sadece bastığınız zaman fotoğraf çekmeyi yarıyor. O da uygulama açıkken arkadaşlar bunu da bilgisini vermiş olalım. Fotoğraf albümümüz var. Burada ee, içerisine yüklemiş olduğumuz ve içerisinde yüklü olan fotoğrafları görüntüleyebiliyoruz. Tabii ki bu fotoğraflarla bizim işimiz yok. Bunları silersiniz muhtemelen. Video yazan bölümden de görmüş olduğunuz üzere videolar izleyebiliyorsunuz içerisinde yükleyip arkadaşlar. Bunlar da içerisinde bulunan yani kendi dahil havzasında yüklü olarak gelen videolardı. El feneri özelliğimiz bulunmakta. NFC özelliğimiz var ancak Türkiye üzerinde çalışmıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Telefonu bul özelliği ve ayarlar bölümümüz var. Şimdi şu ayarlar bölümüne bir gelelim. Ayarlar bölümünün en başkasında ekran görüntüsü yazan bölümde arkadaşlar ekranı döndür yazan bir bölüm var. Bu ekranı döndür yazan kısım uyan marketi. Yani kolumuzu çevirdiğimiz zaman uyan marketi çalışsın mı çalışmasın mı bunu aktif hale getiriyoruz. Burada bildiğiniz kadran seçenekleri var. Parlaklığı ayarlayabiliyoruz. Sürekli açık ekran özelliğini Buradan e, ayarlayabiliyoruz. Mesela bu şekilde farklı kadran seçenekleri var. Güzel yani bunların koyun, konulmuş olması. Gördüğünüz gibi oldukça fazla sürekli açık ekran özelliği teması bulunuyor arkadaşlar. Şu temayı seçelim. E, ekran dışarı çıktı yazan bölümde burada tabi çeviri hataları bulunuyor. E, her zaman açık olarak ekranı aktif hale getirebiliriz ya da 60 saniye kadar bunu arttırabiliriz. E, burada standby dönemi yazan bölümde bir gün göster. Bunları yani stand -by yani sürekli açık ekran özelliğini ayarlama ihtimalimiz var saatlere göre. Burada yine bir çeviri hatası var. Herhangi bir fonksiyonu var mı? Bunu çok çözemedim arkadaşlar açıkçası. Arka planı değiştir yazan bir bölüm var. Buradan da arka plandaki kısımları değiştirebiliyoruz. Şöyle şu arka plandaki kısımlarla oynama şansına sahibiz. Tekrar oraya geri dönüş yapalım. Dili ayarlayabiliyoruz. Ses titreşim yazan bir bölüm var. burada sessiz modu aktif hale getirebilirsiniz. Sesi buradan arttırıp azaltabilirsiniz. Ve titreşim seviyesini arttırabilirsiniz bu bölümden de. Ee, çeviri hataları biraz fazla bir güncelleme alması gerekiyor açıkçası saatin. Ee, dili ayarlama bölümü var arkadaşlar. Buradan dili ayarlayabiliyoruz. Animasyon etkisi, şu geçiş efektlerini buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle değiştirelim mesela. Ee, görüntü modusu yazan bölümde <laughs> menü seçenekleri var. Ee, bildiğiniz klasik Apple Watch ve liste şeklindeki menü tarzı. Zaman ayarını yapabiliyoruz, saate şifre koyabiliyoruz. Ee, burada endişelenme yazan bölümden de rahatsız etmeyin modunu aktif hale getirebiliyoruz. Güç tasarruf modu, USB tarzı dediğimiz yani bu saati flash bellek olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar ya da sadece yükleme yapmak için kullanabilirsiniz. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında sistem menüsü yazan bölümden de acil çağrılar verebilirsiniz. Siren sesi çaldırabilirsiniz ve saati sıfırlayabilirsiniz. Onanın fabrikası yazan bölümden arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan menü anlatımını da bu şekilde bitirmiş olalım. Saat uygulama olarak VR Pro uygulamasını kullanıyor. Detaylı bir incelemesi kanalımızda olduğu için ben özet geçeceğim arkadaşlar. Şimdi uygulamayı açtığınız zaman burada saat yüzü yazan bölüm var. Saat yüzüm yazan kısma girdiğiniz zaman burada kadran seçeneklerini görüyorsunuz. Uygulama içerisinde bulunan. Bunları saatinize yükleyip kullanabilirsiniz. Şimdi bu kadran seçeneklerini tek tek inceleyin. Saatte bulunan kadran seçeneklerimiz bu şekildeydi. Şimdi uygulamaya geri dönüş yapalım. Uygulama bildirimi yazan bir bölüm var. Buraya girdiğiniz zaman e, hangi uygulamalardan bildirim alı, almak istiyorsanız bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Buradaki uygulamalar üzerinden bildirimler alabiliyoruz. Yine sık görüşülenler yazan kısımdan rehber işlemesini yapabilirsiniz. Ya da e, görüntüleri aktar yazan kısımdan görüntü aktarımı buradan bu bölgeden yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ve e, yine aşağı tarafa baktığımız zaman da yazılım güncellemesi kalp atışı ile ilgili bazı ayarlar bulunuyor. Uygulama anlatımımız bu şekilde.